bakalım. Çok pis gazla, bak çok pis gaza geldim. Bana şimdi sılamalı dedi. Yürüyorsun. Bana sılamalı dedi. Pis aldım gazımı yani. Eyvah. Rüzgarımdayım şu an. Her şey olabilir. Var. Dur veterinerimizi izleyelim. O zaman sakin ol bir Can Bali. Az sonra Erhan Nacar bizlerle birlikte olacak. YouTuberların bir takım söylemleri var kendisiyle ilgili. İddiaları var. Bu iddialar açıklık getirecek. Eski eşiyle, eski eşinin bir iddiası var. Benim çocuğumu alkole alıştırdı, sigaraya alıştırdı diyor. Bakalım ne olacak? Asıl önemli olan bu. Evet, aynen ne olacak yani. Dur beni geriyorsun bak bu sözlerle. Sıla geliyor, izliyoruz. Cem çarşı pazar karışmış. Karışmış ve yani para iddiaları, rüşvet iddiası inanılmaz büyük bir iddia. Sahte rapor. 45 dakika diyor ki öyle bir darp görülmedi diyor. Bilir kişiler. Dur bakalım nelermiş. Sıla'nın avukatından flaş açıklama efendim. Son dakika haberi dün vermiştik biz biliyorsunuz. Bugün gelişmeler çıktı. Rezan Ep Özdemir, Ahmet Kural'ın avukatı aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim uzmanlarından aldığı raporla ilgili soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişimdir şeklinde konuşuyor ve para aldığı iddia ediyor. Yani karşı tarafın bu raporu bilirkişi raporunun verilmesi için parayla yazdırıldığını iddia ediyor. Bu bir iddia ama bu kabul edildi mi? Bilmiyorum daha. Onu bilmiyoruz yeni. Fakat kabul edilen bir şey var ki o da şu. Sıla'nın sağlık raporunun geçersiz olması. Evet. Yani Sıla tam da anlattığı gibi 45 dakika bir darp görüp bir rapor almamış. O raporun bir yazısı var. Bir izleyelim bakalım, dinleyelim. O raporda ne yazıyormuş? Kafalar karıştı. Kafam karıştı, yemin ediyorum. Kişinin her iki kol ve bacaklarında simetrik olarak aynı lokalizasyonda tarif edilen travmatik lezyonlar ile gluteal bölgedeki yaralanmanın karşılıklı tartışma sırasında yaşanan arbede, itişme, sert bir zemine düşme, düşürülme ya da çarpma sonucu oluşturulabilecek nitelikte bulunduğu kafada ve yüzde tarif edilen yaralanmalar hakkında raporda bu yaralanmalara ait ayrıntılı tanımlamalar mevcut olmadığından yaraların oluş şekli hakkında mevcut koşullarda kesin bir tıbbi kanaat bildirmenin mümkün olmadığı, kişide iddia edildiği üzere 45 dakika sistematik şiddete maruz kaldığına dair basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde ağır nitelikte travma bulgularının söz konusu raporda tarif edilmediği, dolayısıyla kabulünün tıbben mümkün olmadığı kanaatimizi bildirir bilimsel mütalaadır. Biz burada dur bakalım şurası mor mu burası değil mi derken. Kabul etmiyorlar. 45 dakika yok diyor, yetersiz diyor bu. Bu adli ve tıbbi belgelerle fotoğraflar incelenerek sorulan hususlar hakkında bilimsel mütalaamız şudur diyor. Söz konusu raporun eksik ve yetersiz olduğu kabul edildi diyor. Ececiğim yani bir müdahaleyle, basit bir müdahaleyle geçmeyecek herhangi bir bulguda bulgu rastlanmamış. Bu rapor neticesinde böyle çıkıyor. Yani şimdi Sıla yalan mı söyledi? Bir dakika. Kendi kendini mi vurdu diyorsun? Kendi kendine mi vurdu? Zaten kendi kendine vursa rapor yok. Peki bu morluklar makyaj mı? Ya da Ahmet Kural şunu mu söylemişti? Ben sadece bir itiş kakış oldu ve düştü. Yani raporun açıklamasına göre bir düşme olabilir. Ama bir darp yok diyor rapor. Peki bir erkeğin, ben şunu gerçekten bilmediğim için soruyorum. Herkese de soruyorum. Bir erkek seni aldı, itti yere. İttiği anda da işte bir yere çarptı, morardı. Bu erkeğin suçu değil mi? Sen kendin mi yere düşmüş oluyorsun? Yok tabii ki erkeğin suçu. Bu rapora göre hiçbir suçu yok Ahmet Kural. Ama rapor geçersiz. Hiçbir emniyeti yok. Ahmet Kural'a göre de ben itmedim. O iterken ben elini tuttum diyor. Bıraktığımda kendini attı diyor. Yani aslında... Kafam çok karışık. Abi çok karışık bir şey. Çok bıçak sırtı. Avukatının böyle bir açıklaması, para karşılığı yapılmıştır bu diyor. Manipüle etmek açısından. Yani bu... Tespit edilecek bilimsel mütalaa. Bilimsel mütalaaya sen para vererek müdahale edebilir misin? Demek ki böyle bir şey tarihte varmış ki bu avukat bunu iddia ediyor ama Ahmet Kural'ın cephesinde durum böyle mi? Para Peki, verip Ahmet mi yaptılar? Kural o zaman madem hiçbir şey yaşanmadı, madem bu bilimsel işte raporda kabul edilmiyor, bilir kişinin söyledikleri de kabul edilmiyor, verilen raporlar darp vesaire. Hepsi yalan. Niye bizden özür diledi? Kadınlardan özür diledi ya, onu söylüyorum. Evet, kamuoyundan, tüm kadınlardan ve Sıla'dan özür diliyorum. Neden? Diye bir cümlesi var. Herhalde o itiş kalkıştan mı bahsetti ya da gerçekten darp etti mi etmedi mi bilemiyorum. Bir erkek seni itse ve sana hiçbir şey olmasa tüm kadınlardan özür diler mi? Çok kamuoyu oluştu ya, belki o panikle dilebilir. Çünkü çok panikti ya, hatırlasana ilk açıklamasını Kanal D Haber'e. Ece bu bilimsel... Ama ilk açıklamayı vermedi, ikinci açıklaması bu. Özür ikinci gün geldi. O zamanki paniğini düşün diyorum. Ece bir şey diyeceğim, şuradaki paniği efsaneydi, hatırlasana çok da gergindi.
Ece, şu bilimsel mütalaa derken aslında izleyicilere söyleyelim. Şu mu? Yan evden bu ses duyulmaz. Bilirkişi raporu. Bu İlk mu? o geldi. Evet. Sonra da işte diğeri. Yan evdeki komşular da biliyorsun Ahmet Kural'a dava açtı. Evet. Ve yan evdeki komşulardan birisi DM'den bana ulaştı. Ben bunu sana söylemeyi unuttum bu arada. Evet, çok güzel. Evet, ve bana özür dilerim. Ve bana şey dedi. Biz dedi ilk önce dedi biz bunu verdiğimizde dedi işte şahit olduğumuzda avukat aracılığıyla bize ulaştılar. Şahitiniz geri çekin dediler. Biz çekmeyince Ahmetler. evet biz çekmeyince bize iftira suçuyla işte böyle bir başlangıç yapınca biz de cevabını verdik dediler. Ha, yani önce bir Tabii. uzlaşma Bir isteği. uzlaşma isteği olmuş. Bendeki DM'de duruyor hala bu Oo, arada. tamam, bu güzelmiş. Fakat bak şimdi o zaman hepten ortalık karışıyor ve ben bir yapboz gibi birleştirmeye çalışıyorum bu puzzle gibi. Şimdi Ece, eğer böyle bir gerçekten kaygı yoksa niye davanızı geri çekin der Ahmet Kural? Çok kafam karıştı. Onlar çekmeyince niye böyle bir iftira atar? Fakat rapor zaten özel hastaneden olduğu için başından beri Ahmet Kural bunu söylüyordu. Evet, Özel hastane özel raporu benim için hastaneden geçersizdir almamamız diyordu. gerekiyor. E şimdi rapor sonucunda 45 dakika asla dayak yenilmemiş ve küçük müdahalelerle de kurtarılabilecek bir durum varmış diyor. Yani böyle bir olaya karıştığı için herkesten özür dileyen Ahmet Kural suçsuz mu? Ay bilmiyorum ya. Sanmıyorum ya. Ya Sıla'nın da Ya Sıla kalkıp niye böyle bir şey ha yapsın? işte her şeyin cevabı var ama Sıla'nın da kalkıp bunu niye yaptığının cevabı yok. Ben ne yapardım biliyor musun? Şu an mesela empati yap. Sıla'nın yerinde olsam alırım avukatımı. Tamam mı? Senin reklama ihtiyacı yok Sıla, hepimiz biliyoruz. Ama bu açıklamayı bize, kadınlara özellikle borçlusun. Yapmak durumundasın. Çık bir basın açıklaması yap. Avukatların buradan savaşması çok çirkin ya. O doğru, yok onu parayla aldı. Biz burada şey gibiyiz yani, mesaj okuyan Tabii tipleriz tabii yani şu ama bir an, açıklama anladın yapmak mı? zor. Ya sadece Asıl şunu yaptı, sustu. ağızdan bizim bunu duymamız lazım. Sıla'nın çıkıp aslan gibi, arkadaşlar evet ben darpa uğradım. Bakın bunu yaptı bana. Bunu söylüyorum. Artık Yüce Türk adaletine güveniyorum. Kararı o verir, yargı verir, bitti. Ama bir açıklama Sıla'nın yapması gerekiyor artık. Çünkü ben artık sıkıldım ya. Her gün o haber yalan, bu haber yalan. Biz ne oluyoruz biliyor musun sonra? Feministler, Ahmet Kural'ı dövenler, Ahmet Kural şöyledir. Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şiddete uğrayan kadının yanında olmaya çalışıyoruz. Evet yani. Her şiddete uğrayan konuşabilsin diye. Ama bu raporlar bizi de çürütüyor, Ya sen bizi de burada rezil açıklama yapmak ediyor. zorundasın Evet Sıla'cığım. Sıla, lütfen Sen kesinlikle artık açıklama kadınlar yapmak adına bir açıklama zorundasın. yapmak zorundasın. Sıla'nın Kadınlar adına avukatındaki konuştun ya hani. Şiddete uğrayan kadınlar adına sen dedin ya ben susmuyorum. Şimdi de şiddete uğrayan kadınlar adına yine susmaman gerekiyor. Bir basın açıklaması yapman gerekiyor. Gerçekten. Savcılık dosyasıyla örtüşmeyen bir bilimsel yani mütalaadan bahsediyor Sıla'nın avukatı. Savcılık dosyasındaki çelişkileri bize çıkıp söylesinler. Ben burada bilmece çözmek zorunda değilim. Ya da güzel kardeşim, ne yapın biliyor musunuz? Tedbir getirin. Biz de sizi konuşmayalım. Siz de bizden gidin ya. Böyle Bilal olur mu bir canım? şey diyor kulağıma. Ne diyorsun Bilal? Reza Bey kimin avukatı? Ahmet Kural'ın mı? Hayır, Sıla'nın Sıla'nın. avukatı. Hatta mı? Ulaşamıyoruz diyor. Hiçbir şekilde dönmüyor diyor. Telefonlarımıza yanıt vermiyor diyor. Mesajlar ama ne güzel savaşıyor Ama böyle siz avukat vekilsiniz yani, avukat. adı üstünde siz vekilsiniz ya. Sizin konuşmanız şart. Avukat demek bu işlerin sorumluluğunu almış kişi demek yani. Bunun sorunu söyle, konuşacaksın. Eğer kafamızda şüpheler Evet, oluşuyorsa konuşmak Sıla'nın zorundasınız. artık konuşması lazım. Ben Sıla kendimi konuşmuyorsa kötü bile vekili hissediyorum. konuşsun. Ben o zaman Ahmet Kural'la ilgili burada şiddet işte hiçbir erkek yapmamalı şunu yapmamalı buna saldırdığım için kendimi kötü hissediyorum ya. Ya Bana Sıla'dan bunu çok ben Sıla'yı savunmuş gibi. E dün hissetme Sevda ya. Demirer kalkıp bir şey söyle, ben yine diyorum ki hayır, olur mu, iki tokat diyemeyiz buna. Evet. Dersek olmaz, üçüncü tokatı yeriz. Olmaz diyoruz. Sıla'dan sahte rapor çıkıyor. Vekil telefonu açmıyor. Böyle iş bu. Ben mi sizi savunacağım? Avukat niye telefon açmaz ya? Avukatsın sen ya, ne oluyor? Allah Allah. Yani Ahmet Kural haklı mıydı? Ya Ahmet insanın Kural aklına vurmadı şöyle saçma mı? sapan sorular getirtiyorsunuz. Evet, Ahmet Kural vurmadı mı? Bu o zaman koldaki morluklar makyaj mı? Kusura bakmayın da bunu bu hanımefendi sorma hakkı yani şu an. Evet, çünkü cevap vermiyorsunuz hiçbirine. Bir avukatın bağlanması Siz gerekiyor. bizim ne demek istediğimizi biliyorsunuz. Biz burada can hıraş bir şekilde Sıla'yı Sıla'yı savunurken savunuyoruz. bir anda şey gibi olduk. Erkek düşmanı ilan edileceğiz. Yemin ediyorum Ya ha. tabii canım, Ahmet Kuralcılardan her gün yediğimiz küfrün haddi hesabı yok ya. Evet. Neden Sıla tokat yedi diye. Ben artık kararımı söylüyorum.
Bunu da söylemek bir şeydir, erdemliktir. Ben ortadayım artık. Şu an ortadayım. Gerçekten ortadayım. Neden biliyor musun? Al işte. Vallahi bak ortadayım. Neden? Ya bir darp raporu sunuluyor. O darp raporu yalan deniliyor. Öbür avukat diyor ki yalan diyene yalan diyen para aldı diyor. Avukat bağlanmıyor, sıla konuşmuyor. Benim kafam karıştı, ben ortadayım artık. Çok haklısın Ahmet Kural'ın ve tarafından. Ve şiddet gören bir kadın olarak ortadayım bak. Ben zamanında şiddet gören bir kadınım. Ben bunu yaşadım. Hamileyken de yaşadım. Bunu sizle de paylaştım. O kişinin rahatsız olduğunu da söyledim. Benden sonraki birlikteliklerinde de gazetede gördüğünüz o kişi yine başkalarına şiddet uyguladı. Ahmet Kural'da biz neden şüphelendik? Sıla bugüne kadar magazine böyle şeylerle düşmedi bir. Değil evet. mi? Temiz pak. İki. Yani temiz pak dediğim yanlış anlaşılma olmasın. Hani magazin diye ölmüyor. Haber olmak için yapmadı bunu diye düşündük. Yoksa temizlik o anlamda değil. İkincisi neden şüphelendi? Şüphelenmedi. Ahmet Kural'ın geçmişinden. Evet. Eski sevgilisini dövmüş. Eski kız arkadaşının parmağını kırmış. Şimdi kafalar karıştı vallahi billahi. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki bir hanımefendi, bir erkek çok güzel. Sevgili Bircan Hanım, öncelikle günaydınlar. Sıla olayına gelince, bir doktorun yazdığı raporun yetersiz bulunmasına yazıklar olsun. Bulan kuruma yazıklar olsun. Sıla Hanım'ın ölmesi mi lazım? Yazık. Burada bir şiddet var. Yüce Türk adaleti gereğini yapsın demiş. Bir erkek söylemiş. Bir erkek söylüyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi sesi çıkması gereken Sıla'nın avukatı. Sıla peki bir dakika çıkmasın. Şimdi bu raporu hazırlayanların da para aldığı iddia ediliyor ya. Bu raporu hazırlayanların nasıl konuşması lazım bir de? Tabii de bilir kişilerin değil ya mi? Herkes konuşsun. Herkes konuşsun. Kafamızdaki yani, soru kalmasın ciddi artık. Ciddi bir katılım var. Şu an tek tek okuyamayacağım ama sadece tutmayla oluşabilecek morluklar değil arkadaşım bunlar diyor. Sıla'nın kolundaki morluklar başka morluklar. Adam kolumu tutup sıktı. Tuttuğu halde parmaklarının şekli oluştu. Kadına şiddet uygulandı. Çok net. Şuradaki... Bir halt yedin bari adam. Adam ol da açıkla diyor. Nefret ettim senden Ahmet Kural diyor. Şuradaki şişlik vardı gözünde. O tutmayla olmaz. Düştüyse morarmış. Ya ben niye çözmeye çalışıyorum Ece'cim? Ne yapayım? Ben evet bilir kişi değilim ki. Bilir kişi desen o da para aldı diyorlar. Ortada hiç güven veren bir durum yok. Hiç ya kafam çok karıştı yemin ediyorum. Ben Sıla'ya güvendim. Ben darp edildim dedi. Ahmet Kural'dan şikayetçi dedi ve bir lafıyla Sıla'nın arkasında durdum. Neden? Çünkü kadının beyanı esastır. Beyanı esastır. Biz, biz her zaman günlerce bunu savunup Sıla'nın arkasında durmamazlık yaparsak kendimizle çelişiriz. Ama bakın sonraki süreç sizin krizi yönetememe şekliniz bizi bu raddeye getirdi. Evet. Sen avukatsın. Açmak zorundasın güzel kardeşim o telefonu. Sen vekilsin. Bircan cinayetler aydınlanıyor. Bu iş aydınlanmadı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ben Arda ile Berkay olayında da buna kızdım. Berkay kaçtı sustu. Sanki Berkay suçluymuş gibi. Arda deli gibi karısını aldı yanlarına alışverişler yaptı. Doktorlara gitti. Her yerde çorbalar içti. Biz her yerde Arda'yı gördük. Ne oluyor arkadaş? Kim suçlu kim suçsuz? Ne oluyor? Kafam karıştı. Müge Anlı çözer mi bu iş? Müge Anlı da çözemez. O da çözemez. Kadını da şey vallahi yaptınız. O da çözemez. Kadını da çökerttiniz. Peki devam ediyoruz o zaman. Müge ablacığım sen her şeyi çözersin.